Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir elbise dikmek istediğimizde dikeceğimiz elbisenin beden ölçülerine uygun kalıplara ihtiyacımız var. Bu kalıpları hazır olarak bazı giyim dergileri ek olarak vermekte. Ama bu kalıplar birebir istediğimiz ölçülerde olamayabiliyor. Bize veya çocuklarımıza tam bedenine uygun olmayabiliyor. Bedenimize veya çocuklarımızın bedenine tam uygun olarak kalıp istiyorsak giymiş olduğumuz kıyafetlerden kalıp çıkarmamız gerekiyor. Bu videomda sizlere giymiş olduğumuz kıyafetlerden nasıl kalıp çıkarılır onu anlatmaya çalışacağım. Evet, birkaç tane kıyafet hazırladım. Yelek, bunu makinesi olarak dikmiştim. Videosu kanalımda mevcut, izleyebilirsiniz. Gömlek, pantolon. Bu videomda yelekten kalıp çıkaracağım ama gömlek ve pantolondan da bahsedeceğim. Öncelikle kırtasiyelerde milaj kağıdı diyerek bulabileceğiniz kalıp çıkarma kağıdını seriyorum. Peki bu kağıt şart mı? Değil. İsterseniz gazete kağıdı bile kullanabilirsiniz kalıp çıkarmak için. Bunun özelliği şeffaf olması. Böylece kalıp çıkaracağınız kumaşın üzerine koyduğunuz zaman üstten görebilmeniz ve rahat bir şekilde çizebilmeniz. Gazete kağıdıyla göremezsiniz. İki farklı şekilde kalıp çıkartabilirsiniz bu kağıtla. İster kıyafeti üzerine koyup çizmeniz gereken yerleri iğneyle delerek kağıttaki izleri kalemle üzerine çizerek bu şekilde kalıbı çıkartabilirsiniz. Veya şeffaf olduğu için gazetede o şekilde yapmanız lazım. Kalemle üzerinden geçerek çizebilirsiniz. Gömlek kalıbı çıkartırken ön tarafı, arka tarafı kalıplarını çıkartıyoruz. Yaka iki parça. Sonra kolları, manşetini, dikiş paylarını önceden belirlemeniz lazım. Yani kalıbın içinde mi olacak, dışında mı olacak? Eğer kalıbın içinde olacaksa dikiş payını bırakıp öyle çizip öyle kalıbı çıkarmanız lazım. Yok, kalıbın dışında olacaksa dikiş paysız olarak çizin, kesin. Daha sonrasında kumaşı keserken dikiş payını bırakıp onu unutmadan dikmeniz lazım. Bu katlamaları falan ona göre iyi hesaplamanız lazım. Buradan çizip keserseniz bu sefer katlama payı kalmaz, dikiş payı kalmaz. Böylece kumaşınız ziyan olur. Pantolon kalıbı çıkartırken de aynı şekilde her bir parça için ön parça, arka parça, kemer. Kemer için belki gerek olmayabilir kalıbı. Çünkü genişliğini hesaplarsınız, uzunluğunu hesaplarsınız. Ona göre kumaşı kesersiniz. Bunlar için de gerek yok kemer tokası için. Cepler için belki lazım olur. Koyarsınız üzerine, çizersiniz. Bu şekilde kesersiniz. Kalıp alırken dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi de kağıdınız belki pantolonunuzun uzunluğu kadar olmayabilir. Belli bir yerden sonra zaten düz bir şekilde aşağı doğru paçalar iner. Oraya kadar alırsınız, uzunluğunu altına kağıda yazarsınız. 50 santim, 60 santim, 70 santim, 80 santim diye. Sonrasında kumaşı o şekilde uzatıp kesersiniz. Eğer kağıdın üzerine kıyafeti serip iğne yardımıyla kalıbı çıkartacaksanız zeminin yumuşak olmasına dikkat edin. Sert olursa bu masa gibi iğnenin batması ve iz bırakması kağıtta zor olur. Diğer kıyafetlerden kısaca bahsettikten sonra videomuzun asıl kıyafetine gelelim. Yelek kalıbı çıkarma. Bunun kalıbını niye çıkartıyorum? Çünkü bir sonraki videom oğluma yelek dikeceğim. Kapiton kumaştan onun kalıbını hazırlıyorum şu anda. Bu yeleği dikerken herhangi bir kalıp çıkartmamıştım. Direkt kumaşın üzerine hırkasını sererek o şekilde kesmiştim. Şimdi kalıp çıkartıyorum. Öncelikle milaj kağıdımızı hazırlamamız lazım. Milaj kağıdının genişliğini yeleğin genişliğine göre ayarlayıp kestim. Benim çıkaracağım kalıpta iğne ile delip iz bıraktıracak bir durum yok. Çünkü parçalar üst üste gelmediği için dışarıdan kalemle çizip kalıbı çıkartabilirim. Köşelerden şu oyuğu da işaretleyelim. Ona göre çizeriz. Şuradan. Şimdi çizdiğim yerleri birleştiriyorum.
Düz çizgiler için cetvel de kullanabilirsiniz. Kalıbın çizgileri üzerinden kaleme geçerek daha belirgin hale getirdim. Keserek kalıbı çıkartıyorum. Bu boyun kısmını ön kalıp gibi çıkaracağım. Arka kalıbı 1 santim kadar içeriden keserim. Eğer siz karıştırım derseniz bu şekilde bırakın. Veya 2 tane farklı kalıp çıkartın. Bu kalıpta dikiş payı yok. Keserken dikiş payını kumaşta bırakmamız lazım. Ön kalıp olarak kullanırken şu kol oyuğunu biraz içeriden alabilirsiniz. Annem 60 yıllık terzi ve çok pratik bir şekilde keser diker. Ben de ondan görerek öğrendiğim için size o şekilde pratik anlatıyorum. Yeleğimizin kalıbı hazır. Evet, son olarak bir gömlekten yaka kalıbını çıkartımını gösterelim. Sonrasında videomuzu bitirelim. Eğer milaj kağıdınız varsa zaten şeffaf olduğu için üstten kalem yardımıyla çizerek kalıbını çıkartabilirsiniz. Ama gazete kağıdını çıkarmak istiyorsanız veya bu şekilde iğneleyerek çıkarmak isterseniz şu şekilde milaj kağıdının üzerine veya gazete kağıdının üzerine ikiye katlanmış şekilde yakayı koyduk. Çünkü simetrik olduğu için aynısı diğer tarafında da var. Ve iğnelemeye başlıyoruz. Alttaki zemin yumuşak iğne batırabilmek için. Şu aralıklarla ne kadar sık olursa çizgi o kadar güzel olur. Evet, şimdi iğne ile yaptığım izi kalemle belirgin hale getiriyorum. Eğer iyi çizerseniz keserken biraz daha düz kesersiniz. Yakamız belirginleşti. Şimdi makasla keselim. Yakamızın kalıbı hazır. Bu videomda sizlere hazır kıyafetlerden kalıp nasıl çıkartılır onu anlatmaya çalıştım. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.